Aksu TV ekranlarından yepyeni bir Sağlıklı Günler programından herkese merhabalar efendim. Bu hafta yine çok özel bir konukla sizlerle birlikteyiz. Özel Markası Hastanesi'nden nöroloji uzmanı Doktor Elif Mürüvvet Benli Gürsoy stüdyo konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler, iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz, biz de çok iyiyiz. Bu yoğun temponuzun arasında kırmadınız, geldiniz hocam. Rica ederim, bu davetiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Hocam bugün nöral terapi ve bazı nörolojik hastalıklara bütünsel yaklaşımı konuşacağız. Dilerseniz ilk sorumuzla başlamak istiyorum. Tabii ki başlayabilirim. Nöral terapi nedir ve nasıl uygulanır hocam? Nöral terapi yani bir aslında nöral terapi bir enjeksiyon tedavisidir diye başlayabilirim. Peki ne yapıyor bu nöral terapi? Nöral terapi vücudumuzda bir bildiğimiz üzere bir sistem var, otonom sinir sistemi. Nöral terapi ile biz bu otonom sinir sistemini lokal anestezik maddeler uygulayarak düzenliyoruz. Bu nöral terapi bir regülasyon tedavisi, yani bir düzenleyici tedavidir. Nöral terapi bakış açısıyla, yani regülasyon tıbbı bakış açısıyla baktığımızda bir yerde, bir dokuda bir hastalığın oluşması için iki patogenezinde iki mekanizmanın önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan bir tanesi bir dokuya giden kan akımının azalması, bir diğeri de dokudan giden kan akımının azalmasına bağlı olarak o bölgedeki toksik maddelerin, atık ürünlerin birikmesi. Yani baş ağrısı olsun, kanser olsun, baş dönmesi hiç fark etmez. Bir dokuda bir hastalığın oluşması bu iki mekanizmanın olması ile ortaya çıkıyor. Nöral terapi ile de biz bu otonom sinir çıkıyor dedik, pardon. Şimdi bu sistem otonom sinir sistemi, yani bunu söylüyorum ama belki çok kişinin anlamadığını düşünerek anlatacağım. Otonom sinir sistemi vücudumuzda bir düzenleyici bir sinir sistemidir. Otonom sinir sistemi bu kan damarlarını, özellikle dedim ya, kan damarları üzerinden özellikle hastalıklar oluyor. Bu kan damarlarını düzenleyen otonom sinir sistemimizdir. Bunun sempatik ayağı var, bir de parasempatik ayağı var. Bu sempatik ayağı aktif olduğu dönemlerde, çok çalıştığında ne oluyor? Damarlarda daralmalar oluyor ve dokuya giden temiz kan, besin ürünleri, oksijen azalıyor. Yine buna bağlı olarak atık maddeler birikiyor ve hastalıklar ortaya çıkıyor. Nöral terapide yaptığımız bu otonom sinir sisteminde artık hangi seviyede bir problem varsa onu yaptığımız muayenelerle tespit ediyoruz. O bölgeye yaparak lokal anestezik maddeyi o düzenlemeyi sağlıyoruz. Böylelikle hastalıkların tedavisini yapmış oluyoruz. Hatta hastalıkların oluşmaması için de yine nöral terapi yapmak iyi olacağını söyleyebilirim. Yani buna nasıl bir örnek verebilirim? Yani nöral terapi vücudu resetleyen bir sistem. Yani yenilenmesi diyebilir miyiz bir nevi hocam? Vücudu resetliyor. Nasıl örnek versem? Şimdi bir telefon diyelim. Hepimiz telefon kullanıyoruz. Cep telefonu kullanmayan hiç kimse yok şu anda. Yani ilkokuldaki çocuklarda bile var, bilgisayar kullanıyoruz. Bilgisayar sistemi ya da telefon bir yerde donuyor bazen. İşte bir sayfadan bir sayfaya geçmek istiyoruz, geçemiyoruz. Bu dönemde ne yapıyoruz? Telefonu ya da bilgisayarı kapatıyoruz, tekrar açıyoruz. Sistem kendini bir şekilde kendi kendine düzenliyor. Bu nöral terapiyle de yaptığımız şey aslında aynı. Vücudumuzda bu otonom sinir sistemi 500 bin kilometre kadar uzunluğunda diyebilirim. Yani dünyayı 12 defa saran bir şey. Yani vücudumuzda öyle bir sistem, öyle bir devasa bir kablo sistemi var. Yani bu da aslında az önce söylediğim gibi bir resetleme yapıyoruz biz aslında hastaları. Sonuç olarak insanlarda bir açma kapama düğmesi olmadığı için biz bunu nöral terapiyle sağlıyoruz. Hocam peki bu nöral terapiyi kimlere uyguluyorsunuz? Yani uygulanmaması gereken durumlar var mıdır? Tabii ki. Aslında yeni doğandan ölünceye kadar nöral terapiyi tüm hastalara yapabiliriz. Yani bir yaş herhangi bir yaş skalası yok.
Hastada bir iğne fobisi yoksa tabii ki. Yani bazı hastalar yaptırmakta zorlanabiliyor. Böyle çok ciddi iğne fobisi olan kişiler var biliyorsunuz. O öyle bir durum yoksa yapılabilir. Zaten şöyle bir şey var, iğne fobisi olanlarda gerçekten yapılması gerekiyorsa da bir lazerler var, kepes lazer diye. Bununla da nöral terapi yapıyoruz ve bununla %70 bu nöral terapide yaptığımız etkiyi sağlayabiliyoruz. %70. Çok ciddi problem olanlarda lazer yöntemiyle de yine enjeksiyon yapmadan nöral terapi yapabiliyoruz. Onun dışında yapmamamız gereken bazı durumlar tabii ki var. Myasthenia gravis diye bir hastalık var. Bilmiyorum duymuş musunuz? Duydunuz mu? Çok bilinen bir rahatsızlık değil. Bir kas hastalığı ya da kas sinir kavşağını etkileyen bir nörolojik hastalık. Bu hastalar bazı dönemlerde akut alevlenmeler oluyor. O dönemde bir hasta ise bunu da yapmamamız gerekiyor. Yine epilepsi hastaları var. İleri derece epilepsiler. Eğer hastamız çok ciddi, ileri derecede bir epilepsi hastasıysa yine nöral terapi yapmamak daha iyi olacaktır. Yine ciddi ritim bozuklukları, kalpteki ritim bozukluğu, ciddi kalp yetmezliği olan hastalarda da yapmamak daha güvenli olacaktır. Bazı kalp hastaları ya da nörolojik hastalarda biz kan sulandırıcı dediğimiz antiagregan, antikoagülan dediğimiz ilaçları kullanıyoruz. Antiagregan birazcık daha kanama riski az olduğundan o ilaçları 1-2 gün öncesinde eğer hastanın, doktorunun izni varsa tabii ki kestince yapılabilir. Fakat bu ciddi ve kullanması gerekiyorsa antikoagülan tedaviyi, o gibi durumlarda da yine ciddi kanamalar olacağından ki özellikle de derin enjeksiyonlardan kaçınmak daha iyi olacaktır diyebilirim. Bir de şöyle bir şey var, bazı depresyon, majör depresyon hastaları, şizofreni hastaları, bazen bu hastalar yapılan tedaviden sekonder kazançları olduğu için eğer böyle bir hastamız varsa da yapmasak bence daha uygun olacaktır. Bir diğer sorunuz da hangi gruba yapılabilir dediniz. Yani aslında bunlar dışında her şeye yapabiliriz. Hastalık, fonksiyonel bozukluklardan, dejeneratif bozukluklara, hormonal disfonksiyondan, organsal bozukluklara, her türlü ağrıda, erkeklerdeki erektil disfonksiyonda, infertilite kadınlarda, yine adet sancılarında, premenstrüel sendromlarda yapılabilir ve çok fazla fayda göreceklerini söyleyebilirim. Onun dışında her türlü baş ağrısı, baş dönmesi hastalarında, kalça ağrısı, bacak ağrısı, diz ağrısı, yani sayabileceğim her türlü ağrının tedavisinde tabii ki çok etkili sonuçlar elde edebiliyoruz. Yine cilt hastalığı olanlarda da kullanabiliyoruz. Değil baş mi? Dönmesi, kulak çınlamaları. Yani birçok hastalığın tedavisinde yeri var. Cilt hastalığı ne gibi mesele hocam? Yani sedef hastalığının tedavisinde bile kullanılıyor. Aslında birçok alana yayılabiliyor yani. Kesinlikle, tabii ki. Çünkü vücudu yani aslında tedavi ettiğimiz semptom değil bizim. Hastalığı tedavi ediyoruz nöral terapiyle. Yani bir şikayet var, onu geçirmiyoruz. Yani o şikayeti baskılamıyoruz diyeyim. Hastalık tedavi ediliyor bununla. Peki hamile ve emzirme döneminde nöral terapi yapılabilir mi hocam? Aslında güzel bir soru, çünkü bu dönemdeki yani bu emzirme dönemindeki hastalar, hamilelik dönemindeki hastalar gerçekten çok fazla görüyoruz. Ve çok geliyor ve bunlara da çok bir şey yapmıyoruz diyebilirim. Klasik tıpta baktığımızda, modern tıpta. Çünkü öncelikle emzirme dönemini söyleyeyim. Hamileliği daha sonra bahsetsem daha iyi olacak. Emzirme döneminde herhangi bir kontraindikasyon yok. Yani yapılmasını engelleyecek bir durum yok. Emziren annelere kesinlikle nöral terapi yapılabilir.
Yani bunun için işte hastayı bebeğini emzirmesine ya da bebeğe geçecek falan gibi bir korku olmasına bir gerek yok. Kesinlikle bir kontraindikasyonu yok. Emziren kadınlar nöral terapi bir şikayeti varsa yaptırabilir. Hamileler gerçekten çok modern tıpta gerçekten problem ki bir hamile hasta geldiğinde başı ağrır, işte beli ağrır. Gerçekten insan stres oluyor. Tamam bunu akut bir şey var mı bakıyorsunuz, değerlendiriyorsunuz ama yapabileceğimiz çok fazla bir şey olmuyor. Bu ağrılar işte ellerde uyuşmalarla geliyor gebeler, sonra bacakta ağrılarla geliyor. Yani her türlü ağrının her türlüsünü görüyoruz gebelerde ama bunlara yapabileceğimiz sadece parasetamol türü ilaçlar vermek. Ki onlar da zaten klasik tıpta diyorum. Parasetamol da zaten minimal yan etkili diye gördüğümüz için veriyoruz. Hani zararsız diyoruz ama kesinlikle zararsız diyebileceğim bir ilaç değil. Onun da bir sürü yan etkisi var. Yani çok önermiyorsunuz. Kesinlikle. Aslında. Yani tabii kullanılan durumlar oluyor ama nöral terapi bunu vermekten çok daha bir faydası olacak bir tedavi. O yüzden gebelerde de nöral terapi yapılabilir. Yani herhangi bir engel yok. Özellikle de derin enjeksiyonlardan kaçınmak kaydıyla gebelere de özellikle prokain dediğimiz ilacı kullanırsak herhangi bir kontraindikasyon oluşturmuyor diyebilirim. Hocam peki nöral terapi neden tercih edilmeli? Yani klasik tıpta uygulanan tedavi ile nöral terapi arasındaki farklardan bahsedebilir miyiz biraz? Tabii ki. Nöral terapi neden tercih edelim diyorsunuz? Yani normal ilaç almak varken. Öncelikle şöyle bir örnekle başlamak istiyorum. Bir yerde bir şikayetimiz var diyelim. Başımız ağrıyor diyelim, işte belimiz ağrıyor, başımız dönüyor. Her şey sayabiliriz. Bel diyelim, bel örneğiyle devam etmek istiyorum. Belimiz ağrıyor ve biz gittik. Klasik tıpta, modern tıptan bir öncelikle bahsedeyim. Gidiyoruz, tetkik ediyoruz bel ağrısı hastası. İşte bakıyoruz fıtık var mıdır, yok mudur, şudur budur bakılıyor. Ondan sonra romatizmal düşünüyoruz. Antiinflamatuar bir ağrı kesici ilaç veriyoruz. Hasta bu ilacı alıyor. Bu bizim vücudumuzun %70'i su. Bu aldığımız ilaç tabii ki suda dağılacaktır ve vücudumuza eşit bir şekilde her yere dağılıyor. Ya bu ilacın minimal bir kısmı, sadece minimal bir kısmı o bel bölgesine gidiyor ve ağrımızı geçiriyor. Evet, ağrıyı geçiriyor bir süre, rahatlıyoruz. Evet, geçti, çok güzel, hayatımıza devam ediyoruz. Ama gerçekten ağrımız geçti ama biz tedavi olmadık ki bu durumda. Sonuç odaklı değil sonuç, yani. Tabii tedavi odaklı değil. Sadece bir yerde bir problem var. Demek ki ağrı varsa bir problem var. Tabii. Yani hiçbir şey nedensiz değil. Bir ağrı çıkıyor ya da bir semptom çıkıyor. Bir yerde bir problem olduğunu gösteriyor. Evet, genellikle. Biz verdiğimiz ilaçla sözünüzü kestim ama. Estağfurullah. Ağrıyı ne yapıyoruz? Problem bir şekilde vücut bağırıyor. Bende problem var diye ama biz ne yapıyoruz? Veriyoruz ilacı, pat 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 kafasına vuruyoruz. Geçiştiriyoruz. Evet. Modern tıpta bu şekilde yapıyoruz. Ayrıyeten bu vücutta minimal dozu etkili dedim. Geri kalan kısmı toksik bir şekilde vücudumuzun bağ dokusunda kalıyor. Yani çoğu atılmıyor. Yıkım ürünleri kendisi bir şekilde vücudumuza birikiyor. Yalnız nöral terapide biz nasıl yapıyoruz? Hastayı detaylı bir şekilde değerlendiriyoruz. Bu kaynak neden? Bu bel ağrısı var hastanın. Bu faset kaynaklı mı? İşte eklem kaynaklı mı, damarsal bir problem midir bu, bozucu alan dediğimiz bir kavram var nöral terapideki, kesinlikle çok önemli bir şey. Böyle nedensiz gördüğümüz bazı şeyler, örneğin sezaryen sıkarları bizim bel ağrımızın nedeni olabilir. Diş problemleri ya da bağırsak problemleri yine bel ağrısının, boyun ağrısının nedeni olabilir. Bunları detaylı bir şekilde değerlendiriyoruz. Ve nöral terapi yaptığımızda, kullandığımız, yani bunu değerlendirdikten sonra hastanın, bu otonom sinir sistemin hangi seviyesinde bir problem var onu buluyoruz ve biz sadece o bölgeye odaklı bir şekilde nöral terapiyi yapıyoruz. Lokal anestezik madde enjeksiyonuyla oradan bir şekilde bu hastalığın oluşmasını ya da oluştuğu problemi
çözüyoruz diyeyim. Otonom sinir sistemi demiştim ya, evet. Hastalık patogenizinden bahsetmiştim. Hepsi aynı aslında. Bu sempatik aşırı aktivite var bir vücutta bir hastalık olması için. Yani bir otonom sinir sistemi bozulmuş. Hı-hı. Nöral terapide o problemi çözüyoruz ve hastalığı tedavi ediyoruz. Ve sorun ortadan kalktığı zaman da vücut kendi kendini düzenliyor. Vücut kendi kendini düzenliyor. Biz dışarıdan bir uyarı veriyoruz. Bunun dışında neden tercih edebiliriz? Kullandığımız ajan eğer prokain ise de şöyle bir güzelliği var. Prokainin ki bu daha önce 1960-70'lerde de kullanılmış yanlış hatırlamıyorsam. Prokain GeroVital adı altında. Bu prokain anti-aging özelliği de var. Bunun yıkım ürünleri de bizim vücudumuza aslında faydalı. Prokainin yıkım ürünleri folik asit benzeri etkileri var. Yine vücudun antioksidan özelliğini, kapasitesini arttırıyor, yenilenmeyi sağlıyor. Yani bir şekilde... gençlik iksiri diyebilirim yani. Evet. Bunu kullanıyorlar da prokaini anti-aging tedavilerinde. Bir de böyle bir faydası var. Bunu söyleyebilirim. Hocam peki hastalıktan yani herhangi bir... Bir de şöyle pardon sözünüzü kestim. Buyurun. Esas problem aslında bir de şöyle hastalar çoklu ilaç kullanıyorlar ya, hı hı. Bize gelen nöroloji hastalarının tansiyon var, şeker var, evet. Bir sürü hastalık var, bir sürü ilaç var. Bizde bir tane daha ilaç yazdıktan sonra bu hasta bir sürü ilaca maruz kalıyor. Bunların birbiriyle etkileşimi, bazı hastalara bazı ilaçları hiç veremiyorsun. Evet. Ama bunları çoğu kez dikkat edemiyoruz. Ama nöral terapide böyle bir ilaç etkileşimi ya da işte şu hastalıkta vermeyelim gibi bir şey söz konusu olmadığı için daha rahat oluyoruz tabii ki. Evet. Bir taraftan da tedavi oluyoruz. Semptomları evet. Baskılamıyoruz. O yüzden bence nöral terapiyi tercih etmekte daha sağlıklı diyebiliriz. Kesinlikle. Öyle söyleyebiliriz. Hocam peki herhangi bir rahatsızlıktan korunmak için de yani bir rahatsızlığım yok ama aslında önlemek adı altında da nöral terapi yapılabilir mi? Dedim ya hastalıklar hep aynı mekanizmayla oluşuyor. Yani bir yerde bir hastalık olması için ya oraya giden arteriyel kan akım azalacak ve oraya oksijen, besin maddeleri gidemeyecek ya da oradan giden işte lenfatik sistem ya da venöz sistemden orada biriken atık maddeler uzaklaştırılamayacak. Tüm hastalıklar bu şekilde dedim. Şimdi koruyucu hekimlikte kesinlikle çok faydalı bir yöntem nöral terapi. Çünkü şimdi biz hiçbir şikayetimiz olmadan hastaneye gitmiyoruz genelde. Evet. Ki bu sonra bence çok önemli bir problem. Koruyucu hekimlik açısından gittiğimizde ne yapabiliriz? Hastanın değerlendirmesini yapıyoruz. Hastada olan risk faktörlerine bakıyoruz. Bu risk faktörleri işte hastada oluşabilecek şeyler, ileride oluşabilecek hastalıklar açısından değerlendiriyoruz ve ona uygun nöral terapi yapıyoruz. Bu yaptığımız tedavi ile de hasta ileride o hastalıktan ya da işte olabilecek hastalıklardan bir şekilde korunmuş oluyor. Bunu da az önce söylediğim mekanizma üzerinden yine şimdi bazı hastalıklarda bazı ağır metaller, laktik asidoz dediğimiz şeyler o kadar ciddi problem ki bu atık maddeler atılamayınca birikiyor bağ dokuda bir şekilde birikiyor. Laktik asidoz oluyor, işte ağır metal birikimi oluyor, toksik maddelerin birikimi oluyor. İşte vücut bir şekilde bu bağ dokudaki birikimler sonucunda kronik hastalıklar gelişiyor. Nöral terapiyle de bu düzenlendiği için zaten bu birikim olmayacak. Olanlarda bir şekilde atılacaktır. Bu ağır metaller olsun, toksik yapılar, laktik asidoz yine düzenlenecektir. Bunları düzenliyoruz. Bağ dokuyu temizliyoruz diyeyim. Ve bu bağ dokuda birikim olmayınca da kronik hastalıkların önüne geçmiş oluyoruz bir şekilde. Yani tüm kronik hastalıklar bu bağ dokudaki problemlerle oluşuyor. Kalp hastalığı, böbrek hastalığı da dahil. Şimdi bir kalp hastalığını örnek vereyim. Bir damar. Kalpte bağ dokuda yani hasta
kalbe örnek verecek olursam bir kalp damarı %80 daralmadıkça hiçbir semptom vermiyor. Hmm. Peki biz bu son dakikaya kadar beklesek çok mu iyi? Tabii, ya da işte evet. karaciğerde yağlanma deyip geçiştiriyoruz. Hafif karaciğer enzimleri yüksek. Yani bu aslında çok önemli bir problem. Burada karaciğerin %30 çalışmadığını gösteriyor. Yani böbrekte de yine aynı şekilde. Hafif bir üre yüksekliği böbreğin %40 işlevini yerine getirmediğini gösteriyor. Yani burada zaten bu kronik bağ dokudaki yüklenmeler olduğu için bu hastalıklar bir şekilde oluşuyor. Biz öncesinde gidersek koruyucu hekimlik adına bir şekilde ağır metaller açısından detoks, işte nöral terapiyle bu sistemi bir şekilde o problem olan şeyi çözersek zaten ileride oluşabilecek bu kronik hastalıklardan korunmuş olacağız. Yani kesinlikle koruyucu hekimlikte çok fazla fayda göreceğimizi aslında söyleyebilirim. Aslında bir nevi erken tanı gibi oluyor değil mi hocam? Yani erken tanı demeyelim de hani, hastalık olmadan bir... Evet. Genetik faktörler de vardır ya hani hocam, tabii hani aileden onu, gelen. Yani tabii ki genetik faktörler çok önemli bir şey ama ki zaten genetik faktörlerimiz de varsa böyle bir problem için, genetik faktör de varsa daha çok korunmamız lazım. Evet. Yani daha geç hastalık belki olsa bile daha geç olacaktır. Çünkü biz bağ dokumuzu temiz tutuyoruz. Bağ doku o kadar önemli ki bir kişiye aslında bir yaşını soruyoruz ya, aslında bizim yaşımız nüfusta yazılı olan değil, bizim bağ dokumuzun yaşı çok önemli. Bağ dokumuz ne kadar temizse o kadar genciz, ne kadar kirliyse de o kadar yaşlıyız diyebilirim. Yani genetik bir yatkınlık da varsa ki zaten o zaman bence daha çok bu tarz tedavileri yapmak ileride hastalanma açısından daha bir iyi olacağını söyleyebilirim. Hocam peki nöral terapi uygulama esnasında hasta herhangi bir ağrı duyuyor mu? Yani tabii ki sonuçta bir enjeksiyon yapıyoruz. İğneyle, enjektörle ilaç vererek yaptığımız bir uygulama. Sonuçta nasıl kan alıyorsak bir ağrı hissediliyorsa yani ondan farklı bir ağrı olduğunu söyleyemem ki zaten bize gelen hastalar genel olarak işte hacamat olsun, akupunktur olsun böyle şeyler çok yaptırmış olan kişiler geliyor. Hı hı. Yani bunların ağrısından çok da farklı bir ağrı hissedeceklerini söyleyemem ama sonuçta bir enjeksiyon yöntemi tabii ki bir ağrı duyulacak ama dayanılmayacak kadar da fazla bir ağrı olduğunu söylemeyeceğim. Yani korkulacak kesinlikle bir şey yok. Kesinlikle korkulacak bir şey yok. Sonuçta hastalığımızı tedavi ediyoruz. Hastalanmamızın önüne geçebiliyoruz. Yani bunları düşündüğümüz zaman da zaten yani enjeksiyon ya da ağrı kısmını bence düşünmek birazcık daha anlamsız geliyor bana nedense. Hocam izninizle kısa bir reklam arasına gitmek istiyorum. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğim. Daha çok önemli sorularım var. Tabii ki. Sevgili izleyenler, kısa bir reklam arasından sonra yeniden sizlerle birlikte olacağız. Sevgili izleyenler, sağlıklı günlerde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam migrene geçmek istiyorum. Çünkü günümüzün en büyük rahatsızlıklarından biri de migren biliyorsunuz. Evet. Peki hocam nöroloji denince yani akla ilk gelen migren oluyor ama yani bize biraz migreni bahsedebilir misiniz? Bütünsel yaklaşım ile klasik tıp yaklaşımı arasında ne gibi farklar var? Evet, migren gerçekten önemli bir problem ki nörolojide en sık gördüğümüz polikliniklerde olsun, acilde olsun en sık karşılaştığımız zaten baş ağrıları ki özellikle de migren hastaları çok fazla görüyoruz. Yani zaten nöroloji denince akla direkt zaten migren geliyor sanırım. Migren nedir? Peki migren nasıl olur? Migren genellikle tek taraflı ağrıyla karakterize, bazen sağ tarafı bazen de sol tarafı tutabilen, işte bazen bulantı kusmanın olabildiği ve genellikle ataklar halinde gelen ve 4 ila 72 saat kadar süren ataklar olabiliyor.
bu şekilde sürebilen bir baş ağrısı tipidir diyebilirim ve toplumda gerçekten sık görülmektedir. Kadınlarda özellikle 4 kadından bir tanesinde, erkeklerde de 11 erkeğin bir tanesinde migren olduğunu söyleyebiliriz. Yani gerçekten sık görülen bir rahatsızlık. Hı hı. Ve gerçekten hem hastayı hem de hastanın çevresindekileri, çalıştığı işte, çalıştığı evdeki yaşadığı kişileri de etkileyen bir problem migren. Yani o yüzden sadece bir baş ağrısı deyip geçiştirmek bence çok da uygun olduğunu söyleyemeyeceğim. Biz klasik tıpta migren hastası geldiğinde işte görüntülemesini, tetkiklerini yapıyoruz tabii ki. Sonucunda hastaya migren tanısı koyuyoruz. Migren tanısı koyduğumuz zaman hastanın bir akut ağrılı dönemi oluyor. Bir de ağrısız olan işte dönemleri oluyor ama sık ağrı olan kişilere klasik modern tıpta yaptığımız nedir? Ya akut dönemler için ilaç veriyoruz. Bir de profilaktik ilaç veriyoruz hastalara. Bu verdiğimiz ilacı verirken işte hastada işte şu hastalık var, bu hastalık var. İşte iyice sorgulamamız gerekiyor. İşte kullandığı ilaçları sorgulamamız gerekiyor. Bu ilaç etkileşimi gerçekten bir problem aslında. Evet. Hani çoğu kez de işte bakamadığımız oluyor ki bakmak çok önemli. Ki devlet hastanelerinde özellikle biraz zor olabiliyor. Bazen hasta işte soruyorsun yok diyor ama kullanıyor ilaç unutuyor. Bunlar çok problem oluyor gerçekten ki bazı hastalara bazı ilaçları da vermememiz gerekiyor. Onun dışında hastalarda kullanılan ilaçlara bağlı, bu migren ilaçlarına bağlı uzun dönem sonra saç dökülmeleri olabiliyor, unutkanlık olabiliyor, uyku bozuklukları olabiliyor ve biz sürekli bu ilaçları kullanırken yan etki çıktı, tekrar değiştir, ilaç etkileşimi oldu, tekrar değiştir ve sürekli bir kısır döngüde oluyoruz. Evet. Ki bir şekilde de zaten sadece semptomatik bir rahatlama sağlıyoruz. Akut ağrı dönemlerinde semptomatik bir fayda sağlıyoruz. Ağrısı var, geçiştiriyoruz bir şekilde. Yani modern tıpta yaptığımız aslında bu. İlaç etkileşimleri, işte ilaç zararları falan, yan etkileri de zaten baş başına problem dedik. Ancak nörel terapi yaptığımızda bir hastaya gerçekten yüz güldürücü sonuçlar aldığımızı söyleyebilirim. Özellikle migren hastalarında, baş ağrılarında gerçekten çok faydası oluyor. Biz neden nedir? İşte bu migren neden oluyor? Örneğin bir sürü neden var migrende. Hı hı. İşte çene eklemle alakalı problemler mi? İşte bozucu alan demiştim az önce. Evet. Bunlarda da yine bir bozucu alandan mı geliyor? İşte bağırsak problemi mi var hastanın? İşte dişlerle ilgili problemi mi var? Artık neden neyse hastayı çok detaylı bir şekilde konuşuyoruz, muayene ediyoruz ve neden bulunuyor ve ona göre bir nöral terapi yaklaşımıyla hastayı tedavi ediyoruz. Ancak şöyle bir şey var bu hastalarda, yani klasik tıpta da olsun, işte nöral terapi, bütünsel tıpta da olsun şöyle bir şey var. Bütünsel tıpta daha çok aslında bu tarz şeylere bakıyoruz. Hastanın yaşam tarzı çok önemli, beslenmesi o kadar önemli ki burada konuşsam zaten saatler sığmaz. Sadece hani bunun önemli olduğunu söyleyebilirim. Biz hastayı tedavi ediyoruz ama bizim söylediğimiz şeyler yapılmazsa, hasta yaşam kalitesini değiştirmeyip beslenmesini düzelmedikten sonra zaten bir şekilde tekrardan başlayacaktır. Yani bizim bir faydamız olmayacak. Yani dedim ya, çok ciddi bir problem migren hastaları. Hastanın eşi, çocuğu etkileniyor, işteki arkadaşları etkiliyor, iş yükü kaybı oluyor, yaşam kalitesini ciddi bozuyor. Sadece hani bir kişiyi etkileyen bir problem değil aslında. O yüzden hasta da gerçekten tedavi olmak istiyorsa bir şekilde taşın altına elini koyması gerekiyor. Ki. Yani tedavi dediğimizde zaten sadece doktor vermeyecek bu tedaviyi. Tedavi iki taraflı olmalı. Hem hasta bir taraftan destekleyecek hem hekim. Yani sadece karşıdan işte doktorun verdiği ilaçlarla ya da yaptığı tedavilerle düzelmeyi beklersek zaten, sadece migren için demiyorum tabii ki, tüm hastalıklar için yanlış olur diyebilirim. Yani nöral terapide de yaşam
tarzı değişikliği, beslenme ve nöral terapi birlikte yaptığımızda hastanın ağrıları ciddi azalıyor ve bir dönem sonra ilaç kullanmaz hale geliyor. Gerçekten çok faydasını görebileceğini söyleyebilirim hastalara. Peki migrende yani yaşam tarzı evet önemli ama nasıl bir beslenme önerirsiniz? Evet, migren, migren demeyeyim. Tüm hastalıklar aslında nasıl diyebilirim? Kronik inflamasyon dediğimiz, az önce de dedim bağ doku yükü oluyor. Kronik inflamasyona bağlı oluyor. Yani kronik inflamasyon derken nasıl anlatabilirim? Yani mikropsuz bir iltihap durumu diyebilirim. Böyle bir durum var. Migren olsun, kanser olsun. Tüm hastalıklarda, Parkinson'da olabilir. Her şeyi sayabilirim. Yani sadece migreni spesifik bir beslenme, şunu alsın, bunu almasın diyemeyeceğim. Bu hastalara bu kronik inflamasyon olduğu için bu inflamasyonu artıran gıdalardan uzak durmasını önerebiliriz. Peki bunlar nedir? Rafine işlenmiş gıdalar, işte rafine şekerler, bunlar işte paketli gıdalar, bunlardan uzak durmasını aslında önerebiliriz. Aslında sağlıklı beslenmek kesinlikle, değil mi hocam? Kesinlikle. Aslında yani doğru olan bu da biz hani günümüz şartlarıyla maalesef bir şekilde ayak uyduruyoruz. Evet, aynen öyle söyleyebiliriz. İşte buna uyacak. Öncelikle hastaların işte tahıllardan, şekerden, süt ürünlerinden kısıtlı beslenmesini önerebiliyoruz. Fakat hani bu böyle bir ömür sürmeyecek tabii ki. Hastalık bir şekilde düzene girdikten sonra, hasta rahatladıktan sonra belli bir dönem sonra yavaş yavaş diyetini tekrardan açabiliyoruz. Yani bir ömür beslenmeyecek diye bir şey yok. Ama o tedavi olduğu dönemde hasta da bir şekilde elini taşın altına koyacak. Evet. Yaşam tarzı değişikliğiyle olsun, beslenmeyle olsun bizim tedavimize yardımcı olacak yani. Hocam peki migreni neler tetikler? Yani migren hastalarını bu iklim değişikliği, kapalı hava, aşırı güneşli hava tetikleyebilir. Yediğimiz, içtiğimiz gıdalar, peynir, kırmızı şarap gibi gıdalarla beslenmek yine migren tetiklemesine neden olabiliyor. Tabii, alkol de sağlığa zararlı yani, buradan da belirtelim. Tabii ki. Onun dışında kronik uykusuzluk, işte aşırı stres, aşırı böyle bir kalabalık ortamda olup kapalı, kalabalık, gürültülü ortamda kalmak migreni tetikleyebiliyor tabii ki. Hocam migren genetik bir hastalık mıdır? En çok merak edilen sorulardan bir tanesi de bu aslında. Yani tabii ki migrenin de genetik bir yanı var, genetik bir zeminde oluyor diyebilirim. Fakat sadece genetik özellikler önemli değil. Bunun dışında çevresel nedenler de tabii yine günlük ki. Günlük yaşam, aşırı stres, düzensiz uyku, düzensiz beslenme gibi işte çevresel faktörler de migrenin oluşmasına bir neden oluyor. Hocam migren hastalarına kaç seans nöral terapi yapıyorsunuz? Yani nasıl bir yol izliyorsunuz? Biraz bundan da bahsedebilir miyiz? Öncelikle hasta tabii ki baş ağrısıyla geliyor. Detaylı bir şekilde değerlendiriyoruz. Biz bu baş ağrısının nedenini buluyoruz. Dediğim gibi işte hormonal bir migren mi, çene eklemiyle mi alakalı, dişlerle mi bir problem var, bozucu alanı var mı? Artık neden neyse bunu detaylı bir şekilde konuşup, muayene edip karar veriyoruz. Bir yol çiziyoruz ve sonrasında nöral terapiye başlıyoruz. Tabii ki hastanın yaşam kalitesi değişikliğini de söylüyoruz hastaya, beslenmesini. Nöral terapide de seans aslında nöral terapi bir kişisel bir tedavi. Yani kişisel, kişiye özel diyeyim. Kişiye özel yapılan bir tedavi. Yani klasik akupunkturdaki gibi hastaya gelecek 12 seans yapacağız, işte sonra bakacağız gibi bir şey yok. Migren hastası ya da diğer hastalıklarda da aynı şekilde yapıyoruz zaten. Migren hastası geldi, işte 3 seans yaptık. Hasta diyor ki %80 rahatladım. 3 seans yaptık, o 4. seansı yapıyoruz ve hastayı sonrasında bir ay sonra kontrole çağırıyoruz. Hastanın eğer o 3. seanstan sonra 4. seansa geldiğinde ağrısının %50 azaldığını söylüyorsa
bu hastaya bir 3 seans daha yapmamızın gerektiğini söyleyebilirim. Ya da %25 rahatladığını söylüyorsa da 3 seansta bu hastaya da bir 6-7 seans yapabileceğimizi söyleyebilirim. Ama hasta geldi, 3 seans yaptı, hiçbir şikayeti yok, hiçbir ağrısı yok. Orada tedaviyi kesiyoruz zaten. Yani bünyeden bünyeye değişiyor. Aynen öyle. Dedim ya, vücudumuzun bağ dokusu evet. ne kadar temizse bizim tedavi olma şansımız ve tedaviden fayda görme şansımız artıyor. Yani bu bağ dokumuzu temizleyen bir tedavi. Ne kadar yüklüyse de zaten evet. seans sayısı zaten artacaktır doğal olarak. Hocam peki bir de nörolojide demans, Parkinson gibi genelde tedavisi olmadığını düşündüğümüz hastalar da var. Evet. Bunlar nedir yani? Bunlara bütünsel veya nöral terapi bakış açısıyla neler yapıyorsunuz? Yani gerçekten bu Parkinson hastalığı olsun, Alzheimer ya da demans ya da bunama artık herkes farklı şekilde bildiği evet. için üç şekilde de söylemek istedim. Bu hastalıklar bizim nörodejeneratif hastalıklar dediğimiz hastalıkların prototipini oluşturuyorlar. Hı hı. Bu hastalık genel olarak halk arasında olsun, işte genel tıpta olsun tedavisi olmadığını söylediğimiz hastalık grubuna oluşuyor. Yani sadece gelip ilaç alıp giden ama sonuçta kötüleşen hastalar. Yani hı hı. yapacak hiçbir şey yok diye söylüyoruz. Klasik anlamda baktığımızda. Ancak nöral terapide bunlara yapacak çok şey var tabii ki. Bu nörodejeneratif hastalıklar, yani hastalık oluşum mekanizmasını tekrar tekrar anlatmak istemiyorum. Hı hı. İşte bu bağ doku yükü, birikim evet. oluyor. Temiz kan gidemiyor, kirli kan kalıyor. Bir şekilde bağ doku da birikiyor. Bu bağ doku yükü çok önemli bu nörodejeneratif hastalıklarda. Şimdi biz önceden bu Parkinson hastalığını söyleyebilirim. Parkinson hastalığı beyinden kaynaklı işte yazıyor, kitaplarda okuyoruz falan. Ama son zamanlarda bu Parkinson hastalığının beyinden tabii ki kaynaklı ama bir de bağırsak kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu bildiğimiz sindirim organı olarak ya da işte boşaltım değil gerçi de sindirim organı olarak gördüğümüz açıdan söylemiyorum ben. Bağırsaklar, bağırsakların kendine özel bir sinir sistemi var. Otonom sinir sisteminin bu üçüncü ayağında sempatik, parasempatik dedik ya bu üçüncü hı hı. kısmında enterik sinir sistemi oluşturuyor ki bu da bağırsaklarımızda. Yani çok önemli bir konu bu. Kesinlikle çok önemli ve zaten tedavide de çok önemli. Nöral terapi yaklaşımı zaten bu. Otonom sinir sistemini düzenlediği için bu sistemi bizim nöral terapiyle düzeltme şansımız var zaten. Bu aslında geriye doğru gittiğimizde böyle yayınlara falan bakıldığında 1998 yılında bir yayının ismini söyleyeceğim. Bağırsaklar nörodejeneratif hastalıkların giriş kapısıdır. Hmm. Bu 98'de yayınlanan bir yayın ve gerçekten de güçlü bir yayın. Yine bundan 170 yıl öncesinde dahiliye uzmanı Myers, Avusturya'da sanırım yanlış hatırlamıyorsam, söylediği bir söz var, ölüm bağırsak menşeilidir diye ki bu kaç yıl önce? 170 en yıl önce. En önemli şeyi söyleyeceğim, Hipokrat. Hipokrat'ın bir sözü, tüm hastalıklar bağırsakta başlar, evet. bir insanın bağırsağı bozuksa vücudunun diğer kalanı da bozuktur. Yani bu gerçekten bağırsakların ne kadar önemli olduğunu bize zaten gösteriyor ama modern tıpta biz bunu yani çok fazla göz ardı ettik. Yani çok fazla bu açıdan bakmadık. Bu enterik sinir sistemi de bu dejeneratif hastalıklarda gerçekten çok önemli rol oynuyor diyebilirim. Hocam peki bağırsaklar dışında da bu hastalıklara sebep olan etkenler var mıdır? İşte tabii ki dedim ya tüm hastalıkların oluş mekanizması bağ dokudaki biriken maddeler. Özellikle bu nörodejeneratif hastalıklarda Parkinson, demans, Alzheimer bunlarda dokuda biriken ağır metaller gerçekten çok ciddi bir problem. Ki ilerleyen dönemlerde çok fazla biz nörodejeneratif hastalıkları göreceğiz. Parkinson'ları, hı-hı. demansları çok fazla göreceğiz ve daha alt yaş grubuna inecek bunlar. Çünkü ağır metal gerçekten bir başlı başına problem. Ki çoğu hekim bunu göz ardı ediyor. Evet.
Buna bir örnek vereyim ki bu gerçekten önemli diş sağlığımız. Dişte ağır metal olarak civayı çok fazla amalgam dolgu yapılıyor, bu siyah dolgu. Yani çok hasta da var, çok fazla görüyorum ben. Bu amalgam dolgular yani ciddi bir şekilde ağır metal zehirlenmesi yapıyor. Bunlar bir şekilde birikiyor, atılamıyor. Evet. Civa zehirlenmesine maruz kalıyor bu hastalar. Yine bu kirli hava, yani şu an deprem sonrası zaten biz kesinlikle zaten temiz yıllar hava yok da göreceğiz yani. Bunları, etkisini, evet. Hava kirliliği de zaten bir problem bu nörodejeneratif hastalıklarda. Bunlar bağ dokuda birikecek ve ilerleyen dönemlerde hastalarda çok alt yaş gruplarında Parkinson, demans göreceğiz. Yani bunlar da bir problem olduğunu söyleyebilirim. Hocam peki Parkinson ve demansa devam etmek istiyorum. Bu hastalıklarda yani bütünsel ya da nöral terapi yapınca nasıl bir yol izliyorsunuz? Öncelikle hasta geliyor. Değerlendiriyoruz hastayı. Hastanın risk faktörlerine bakıyoruz, kliniğine bakıyoruz. İşte ağır metal yükü var mı, nedir? Artık hastayı değerlendiriyoruz. Bir kişisel bir yol profil çiziyoruz. Ve ona göre hastaya nöral terapi kişiye özel bir şekilde yapıyoruz. İşte özellikle de bu enterik sinir sistemini de etkileyen bölgelere nöral terapi yapıyoruz. Bunun dışında yine yaşam şekli, beslenme, aynı şekilde önerilerde bu hastalara da bulunuyoruz. Çünkü tek taraflı olmuyor tedavide. Evet. Bu hastaların da yine bu şekilde değerlendirilmesini öneriyoruz. Onun dışında ne sormuştunuz? Hocam bu Parkinson ve demans hastalarına yani nasıl bir yol izleniyor? Evet. Hasta size anladım. Geldi, nasıl şimdi başlıyorsunuz? Tamam. Bu hastalarda bozucu alanlar gerçekten önemli. Bozucu alan var mı? Bu nörodejeneratif hastalıklarda bozucu alan değerlendirmek gerçekten önemli. Bozucu alanı varsa ona yönelik nöral terapi yapıyoruz. Hastanın ağır metal birikimi ki zaten olan bir şey, ki şu şartlarda olmayan hiç kimse yok. Ona yönelik bir yaklaşım izliyoruz ve nöral terapi yapıyoruz. Nöral terapi işte beslenme düzenlemesi, yaşam kalitesi hepsinin kombine bir şekilde yapıyoruz. Yani sadece bir şekilde bu çok yönlü bir hastalık olduğu için sadece şunu yaptım iyileşti diye bir şey yok. Onun dışında bir orta moleküler tıp var. Burada işte hastanın eksik bazı vitamin, mineral eksiklikleri olabilir. Bunlara bakıyoruz. Eğer öyle bir şey varsa eksik olan vitamin, mineralleri takviye edebiliyoruz. Yani kişisel bir yol. Neden sonuç ilişkisi aslında değil mi hocam? Evet. Bir ağrı kesici alıp göndermek gibi değil bu. Önce nedenine yani bakılıyor, sonrasında bir çözüm buluyor. Tedavi oluyorsunuz evet. Bununla. Yani sizin olan semptomunu baskılamıyoruz. Sebebi bulunuyor. Evet. Sebep neyse bulunuyor ve tedavi ediliyor. Ki bu Parkinson, demans türü hastalıklar da gerçekten ciddi bir şekilde bakılıp tedavi ettiğimizde çok yüz güldürücü sonuçlar elde ediyoruz. En azından hastanın yaşam kalitesini ciddi anlamda düzeltiyor. Hocam çok teşekkür ediyorum. Programımızın sonuna geldik ama son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Özet olarak geçmek istediğiniz bir konu var mıdır? Yani aslında en önemlisi hastalanmadan hastaneye başvurmamız. Ki hastalanmadan gittiğimizde problem varsa, bir risk faktörümüz varsa, genetik olabilir dedim ya, ağır metaller ya da bir diş problemi ya da başka bir problem, her neyse, hiçbir şikayetimiz olmadan gittiğinde eğer altta bilmediğimiz bir problem varsa bundan kaynaklı ileride oluşabilecek her türlü hastalıktan korunabiliriz. O yüzden ben buradan şunu önereceğim. Hastalanmadan hastaneye başvurmak ve nöral terapi yaptırmak gerçekten ileride oluşabilecek hastalıklardan bizi koruyacaktır. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ediyorum. Tekrardan çok ayağınıza sağlık. Çok yormadınız bizi de, geldiniz bugün. Ben İzleyicileri de bilgilendirdiniz. Ederim. Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun bu güzel sevgili davetiniz izleyenler, için. Sağlıklı günlerin bu haftada sonuna geldik. Haftaya yeniden farklı bir konu ve farklı bir konukla sizlerle olacağız. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.